Belki dediğin gibi bahane ettim. Belki işin kolayına kaçtım. Ama o odadan her çıktığımda derim yanmış gibi hissediyordum. Benim için hiç kolay değil o günlere ışınlanmak. Çok zor, anlıyor musun? Sen bana babandan en fazla 3 dakika bahsedebiliyorsun. 3 dakika sonra canın yanıyor çünkü. Dayanamıyorsun. Ben haftada 2 gün o odada başıma gelen her şeyi tekrar düşünmek, hatırlamak zorunda kalıyorum. İşkence gibi. Siz buna iyileşmek diyorsunuz. Ben iyileştiğimi hissetmiyorum Minci. Önce hatırlayıp fark etmen gerekiyor. Sonra da vedalaşıp affetmen. Neyi affedeceğini bilmezsen nasıl olacak ki? Ben onları affetmeyeceğim ki. Kimleri? Annenden başka kim var? Ben hayatımda kimseden gitmedim İnce. Kimseye önce kendimi sevdirip sonra da al şimdi bu sevgiyle ne yaparsan yap demedim. Kadınlardan bahsediyorsun. Beni iyileştirmeye çalışanlardan bahsediyorum. Hepsi çekip gitti. Sadece kadınlar değil. Yardım eli uzatanlar da aniden çektiler ellerini. Tekrar güvenmek çok zordu. Ama senin sayende başardım. Ve şimdi her tümsekten geçerken tekrar bir sınav veriyorum. Acaba İnce elini bırakacak mı? Yoksa benimle birlikte o tümsekten geçecek mi diye. İşte ben bundan çok yoruldum. Hala bunu sorguluyor olman. Ne zaman elini çekeceksin nereden? Sürekli bir çekmeyeceğimi ispat etmeye çalışmaktan. Sırf sen gitmemden korkuyorsun diye artık senin hiçbir hatana, hiçbir şeyine tepki bile veremiyorum ben han. Pişman mısın benimle karşılaştın? Al işte. Dönüp dönüp en başta arıyorsun sorunu. Sorun burada, bugün ne yaptığında. Anladın mı? Bunu sana anlattım. Daha ne diyeyim bilemiyorum. Madem sordun, o zaman söyleyeyim. O apartmanı hiçbir zaman taşımamalıydım. O gece senle o hastanede kalmamalıydım. Ama o zaman da bütün ömrüm seni beklemekle geçecekti. Ve belki de hiç aşık olamadan ölecektim. Durum bu. Türlü aşk var. Biri sevgi, diğeri hastalık. Sence bizimki hangisi? Çok net değil mi? Hiç iyileşmeyelim o zaman. Zaten uğraşsak da olmuyor. Görmüyor musun? Biz hep komadayız.
Affettin mi beni? Hayır.